Şimdi sıradaki sorumuz şu şekilde. Kızım üniversite öğrencisi, bir ara uçağa binerken çok korktu. Terapi desteği aldı ancak bu durum geçmedi. Hala o korkusunu yenemedi. Şimdi korkularla alakalı tekrar söylüyorum. Doğumla alakalı bir süreç olabilir. Doğum nasıl gerçekleşti? Epidural mi? Sezaryen mi? Normal bir doğum mu oldu? Normal bir doğum ama işte doğum oldu ama çok uzadı mı? Ekstradan bir müdahale mi alındı doğumla alakalı? Buna bakılması gerekiyor. Bununla alakalı değilse muhakkak bunu tetikleyen bir şey olmuştur. Ben ne terapisi aldığını bilmiyorum ama kızınız için hipnoterapiyi tavsiye edebilirim. Kalp merkezli hipnoterapi ya da EMDR çalışmasını. Bir de bununla alakalı çalışma yaptıktan sonra baksınlar, olur mu? Burada bazı durumlarla alakalı, şimdi biz çok sık uzmandan destek alınması lazım diyoruz ya, ilk Evet. kısımda hattırlattım, tekrar hatırlatayım. Bazı durumlarla alakalı doğrudan gerçekten böyle olması lazım. Yani sizin kan değerlerinize bakıldığında tiroidlerinizle alakalı bir sorun varsa, o zaman biraz daha tüketiminizi şöyle yapın, beslenme düzeninizi böyle değiştirin tavsiyesi yeterli olmayacaktır. Ve bir doktordan destek alın cümlesi devamında gelecektir. Bununla alakalı, özellikle fobilerle alakalı durumlarda mutlaka bir uzman, ama nasıl çalıştığını bildiğimiz bir uzman. Çünkü bazen şöyle vaatler de olabiliyor. Bir seansta korkularınızdan kurtulun gibi böyle pazarlama cümleleri Keşke de öyle bir imkan olabiliyor. olabilsin yanımda gerçekten. Keşke, ama yok. Yok. Öyle bir imkan yok. O yüzden lütfen kime gittiğinizin araştırmasını çok iyi yapın. Sıradaki sorumuz şöyle. 6 yaşında oğlum ve 5 yaşında kızım var. Televizyon ve telefonu çocuklar için en başından beri süreli kullanıyoruz ama seçici davranıyoruz. Biz neredeyse hiç izlemiyoruz. Çocuklarsa bir misafirlikte televizyonda dizi veya bir filme denk gelince aşırı tepki veriyorlar. En ufak bir şeyden korkuyor veya duygulanıp çok ağlıyorlar. Ne önerirsiniz? Çocukların bu tepkileri çok normal çünkü televizyonda olaylar çok böyle yoğun yaşanıyor. Bence bu tür olaylarda çocuklarla konuşup televizyonda bazı şeyler abartılı yaşanıyor, abartılı oluyor. Hani diyebilirsiniz ve şöyle söyleyeyim, lütfen çok korktun, çok endişelendin, değil mi? İşte çok korkutucu şey gibi geldi sana, üzüldün değil mi kızım diyerek duyguları yansıtmaya doğru gidin. Onun dışında Nihan Hanım, çocuklarda evet, biz çocuklara televizyon, tablet vermeyi çok doğru bulmuyoruz ama çocuklar arada bir, yani böyle arada bir 5-10 dakikalık bakmalarda da böyle çok büyük bir aman Allah'ım çocuk bağımlı oldu diye düşünmeyin ne olur. Bu arada bir olabiliyor, işte ya misafirin çocuğu geliyor ya bir şekilde çocuk bir maruz kalıyor bir şeye. Çok panik yapmanızı doğru bulmuyorum, yani bu konuda panik yapmayın ama çocuğun korkusuyla alakalı ona birazcık daha aynalama yapmaya çalışın. Onu birazcık daha anladığınızı gösterecek çalışmalar yapın. Ve eğer ki üzülüyorlar ve duygulanıyorlar ve ağlıyorlarsa onu izlemek zorunda değiller. Eğer bu şey seni çok rahatsız ediyorsa, bu izlediğim video ya da film, bunu izlemek zorunda değilsin kızım. İşte yanıma gelebilirsin, seninle anne kız sohbet edebiliriz diyecek, çocuklara alan tanımak gerekiyor. Şu demek değil yani, çocuklar daha çok alışsın televizyona, işte muhatap edelim demek değildir. Hayır, alan tanıyın burada da. Birazcık daha alan vermeniz çok daha kıymetli olacaktır diye düşünüyorum yanımda. Bir diğer sorumuza geçiyorum. Şu şekilde soruyor seyircimiz. 8 yaşında bir kızım var. Özellikle istediği bir şeyi elde edemediğinde veya başka bir sebeple ufak çaplı bir tartışma çıktığında öfkesini kontrol edemeyip bağırıyor, ağlıyor ve olayı inada çeviriyor. Kontrol altında tutmak için çaba gösteriyorum ancak öfkemi tetiklemek için ciddi çaba sarf ediyor. Bazen yarım saat süren bu öfke nöbeti sonrası ben de patlıyorum. Çocuklarda öfke kontrolünü sağlamak için ebeveynlere öneriniz nedir? Şimdi öfkeyle alakalı bir sıkıntı varsa çözüm aşamasında çocuğun bireysel olarak kesinlikle bir resim ya da bir çizimle alakalı bir şeye yönlendirin çocuğunuzu. Öfke varsa evde muhakkak bir babada, annede bir öfke, anneanne, babaannelerde de bir öfke muhakkak bir şey vardır. Çocuğa bir şekilde tesir etmiştir, görmüştür yani bir şeyleri. Ve çocuğun önemli olan şey şu, öfkesi değil, öfkesi nasıl nasıl ortaya çıkarttı, bağırması, tepkisi. Çocuğun biraz sakinleşmesine izin verin. Yani öfkelendi diye hemen istediği şeyi yapmayın. Biraz sakinleşmesi için izin verin. Sakinleştirdikten sonra onu böyle
bir şeyi vurmasını ya da böyle sinirlendi, öfken zaman duvarı böyle itmesini sağlayın, olur mu? Yani o öfkesini çıkartmasını sağlayın, öfkeli bir karakteri varsa. Ya da benim istediğim her benim istediğim olacak denilen bir çocuksa, yani benim isteklerimin dışında bir şey olmasın, ne dersen ben o olmasını istiyorum. Çocuk bir şekilde istekleri belli bir dönemde sürekli gerçekleşirse çocuk artık bir şeye hayır denmesine tahammül edemeyebilir. Bu sağlıklı mı? Asla değil. Kesinlikle değil. Peki ne yapılması gerekiyor çocuğun bununla alakalı, öfke problemiyle hani yaşayan çocukla alakalı? Birincisi, lütfen kaynağına inin. Yani bu çocuk hayır dendiği zaman mı öfkeleniyor, yoksa bu çocuğa sınır koyduğu zaman mı öfkeleniyor? Sınırda rahmet vardır. Sınır koymaya muhakkak devam etmeniz gerekiyor. Çünkü çocuğa siz sınır koymazsanız yarın bir gün daha büyük patlamalar görürsünüz. Daha büyük okulda, başka yerde çok farklı şekilde ortaya çıkar. Ama şunu da unutmayın. Öfkeye dışarıdaki insanlara zarar veremez. Öfkelenebilir, yastığa zarar verebilir, duvarı itebilir ama asla başka bir insana zarar veremez. Annesine dahil, babası dahil, kardeşi de dahil. Bunu bilmesi gerekiyor. Daha sonra Nihan'ın büyüdüğü zaman işte eşine zarar veren, maalesef üçüncü sayfa haberleri, birçok şey görebiliyoruz yani bununla alakalı. Ve çok bunlar çok sıkıntılı durumlar. Ama çocuğun öfkeyi yönetebilmeyi öğrenmesi gerekiyor. Ben size bu iki tane yöntem söyledim. Peki bu bir iki yöntem işe yarayacak mı? Az, biraz yarayacak. Ama çözüm mü? Hayır değil. Çözüm istiyorsanız uzmandan bir destek almanız gerekiyor. Çocuğunuz nöbet geçiriyor bakın. Öfke patlaması, öfke krizi geçiriyor bu çocuk. Bu çocuk diyor ki ben bir şeylerin değişmesini istiyorum. Hayatımla alakalı, evle alakalı bir şeylerin değişmesini istiyorum. Bir şeyler değişmeyince, bir şeyler benim istediğim gibi olmayınca ben patlıyorum. Ve kızınız patladığı zaman, yani o level'a, o işe geldiği zaman kimse hiçbir şey kontrol edemez. Hiçbir şey kontrol edemez. Bunu da edemiyordur muhtemelen. Hiçbir şey edemez. O yüzden sizin yapmanız gereken şeylerden bir tanesi şu. Kızınızla alakalı söylediğim çalışmaları yapın. Elinizden geldiği kadar destek verin ve bir uzmanla görüştürün. Uzmanın da öfke kontrolüyle alakalı çalışıp çalışmadığına önceden bir bakmanız gerekiyor. Ve aynı zamanda bunları yaptıktan sonra ya resim ya çizim. Çocuğunuzu lütfen bununla alakalı bir hobi edinebileceği bir şeylere yönlendirin. Bunun içinde boyama da olabilir. Bir boyama, işte bir böyle bazen ahşap boyamalar oluyor en yanında. Bu tarz şeylerde de yapabilirsiniz. Çünkü bu tarz çalışmalar çocuğun daha iyi bir şekilde duygularını regüle etmesini sağlar. En sona da bir tane kitap tavsiye etmek istiyorum. Öfkelendiğinde diye bir kitap var. Yani siyah beyaz yazılmış bir kitap. Bence o kitabı kızınıza, yani günde bir kere en az okumaya çalışın. Kitabına da Öfkelendiğinde. Yazarın ismini hatırlayamadım. Eğer siz biliyorsanız paylaşabilirsiniz. Ama Öfkelendiğinde diye bir kitap var. Muhakkak onu da okumalarını tavsiye ediyorum. Onun dışında bu durum, biz üstesinden geliriz diye bekleyeceğiniz bir durum değil. Bence uzmanla bir terapiste muhakkak ve muhakkak görüşün. Hı hı. Kolaylıklar dileyelim. Bir yandan kitabı da kontrol ediyordum. Evet, yabancı bir yazarın yazdığı kitap. Çevirisini Hatice Işılak Durmuş yapmış. Aslında çok da keyifli gözüken kitaplardan birisi. Yani adı ne kadar öfkelendiğinde olsa da. Bir de çocuk kitaplarının bir yandan yetişkinler için de çok şifalandırıcı bir yönü olabiliyor. Hikaye kitaplarının. Bizim içimizde bir yerlere temas edebiliyor. Çocuklarla beraber ebeveynler de acaba bu kitap benim için ne söylüyor olabilir gözüyle bile bakabilirler. Şehadet Hanım, burada durmak durumundayız. Vaktimizin sonuna geldik. Sorularımız gelmeye devam ediyor. Seyircilerimize çok teşekkür ederiz. Yetiştiremediklerimizi önümüzdeki soru cevap bölümünde mutlaka ele almaya çalışacağız. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. Kendini Bilmek'te bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Umarım izleyen herkes için faydalı olmuştur. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın.